Hepinize selamlar dostlar. Yeni bir oyunla birlikteyiz. İsmi Canon Brawl. Bu oyunda mouse kullanılmıyor. Sadece yön tuşları var. Şuradan ayarlar diyelim. Efektleri biraz daha kısalım. Daha önce oynamıştım. Tüm kayıt dosyamı sildim. Tekrardan başladım. Buradan tekrar ayarlara gir. Yön tuşlarıyla sağ sol yapacağız. Yanlış oldu. Değiştirmek için. Tamam, sen kal. Bu yıkmak için. Değil de yıkalım. Upgrade'imiz bu olsun. O zaman şöyle yapalım. Mantıken A geri. Tamam, satma ya da geri. Yükseltme. Bu arkadaş da aktifleştirme. Tamam, kaydet. Tekrar kaydet. Diyerekten birebir de arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Şurada gece modu daha sonra açılacak. Bu şampiyonayı bitirdikten sonra. Kendince bir hikayesi var. Hikaye çok önemli değil. 3 tane mining kampı kur diyor. Yani şu altınlardan para kazanıyoruz. Önce şunu bir zincirlerinden kurtaralım. Yani şundan yap diyelim. Bunun üstüne gelip tamam. Tekrardan. Heh, bakın şimdi şurayı kuramıyorum. Çünkü alanım yok. Bu alan için şu balonlarla topraklarımızı genişletiyoruz bu şekilde. Bunlar ayrıca bize koruma da sağlıyor. Yukarıdan bomba falan geldiğinde bir nebze de olsa durduruyor. Böyle bir yani daha kurduk mu? Bu altın yerleri çok önemli. Şeytan amcana karşı savaşta galip gelmeliyiz diyor. İlk silahımız bu. Şimdi burada silahlarımızı tek tek seçebiliyoruz. Çok fazla silah çeşidimiz var. Tamam. Sırayla şampiyona üstünden sırayla açacağımız için hepsini öğrene öğrene gideceğiz. Amcamız bu. Şimdi hemen alanımızı bir genişletelim. Daha sonra buradan kazanmaya başlayalım. Bakın şu gördüğünüz alana ben bir şey yapamıyorum. Bir tane şundan buraya kurduruyor bizi sadece. Bunu seçtiğimizde böyle ayarlayabiliyoruz. Aynı bu şekilde. Güzel. Hemen orayı almak istiyorum. Şu hakim tepeyi de almam lazım. Yapma. Boş boşuna para yedik orada. Henüz yükseltme gelmemiş. Tamam. Böyle yapabiliriz. Bununla kalkanlar falan gelecek daha sonra. Yok, olmaz. Bunun yanına bir tane daha. Herhangi bir sıralı oyun değil. Yani hani bir o oynadı sonra sıra bende gibi bir mantığı yok. Bu süre dolduğu sürece devam. Önce şundan kurtulalım. Sonra şu arkadaştan kurtulalım. Şu altımdaki yeri kırmam lazım da. Haydi. Şöyle yeterli mi?
yeterli. Kesi boşa gitti ama olsun. Burayı aldık artık. Normalde belli bir süre sınırı da var bunun. Ama gösterme amaçlı bayağı bir oyalandım. Şu an geçtim mi bilmiyorum. O tarafa bakamadım henüz. Burası güzel. Zaten gelir, yani altın çıkartamadığı için yeni bir şey kuramayacak artık. Başlarda çok zorlamıyor oyun bizi. Tamam. İlk görevi bitirdik böylece. Şimdi upgrade açıldı. Silahımızı parayla birlikte yükseltebileceğiz. Bu da menzilini ve gücünü artırmış olacak. Sıradan devam. Evet. Şimdi bize kalkanı tanıtıyor. Kalkanı da yine aynı şekilde upgrade edebiliyoruz. Bu sefer şu gördüğünüz iki çizgi sayısı artmış oluyor. Orayı onu kurmaktansa şöyle yapalım. Şöyle alttan. Şimdi biraz para bekleyeceğiz. 60. Bir tane daha. Haydi. Tamam. Bunu seçtik. Şöyle. Oraya bir kalkan daha mı kurdum? Tamam. Haydi. Güzel. Hayır, sen değildin. Neyse. Şu kalkanı indirmem lazım ki. Bunu geliştir. Tamam, ondan kurtulduk. Bu arada oraya rahatça gidebilmek için, çünkü o altını almam lazım. Aa, denk geldi. Süper. Ya dediğim gibi ilk başlarda çok zorlamıyor bizi oyun. Tamam. İki kere daha yapabilirim diyor artık. Paramız olduğu için. Ama şu an kalkanım yok. O yüzden şunlarla koruma sağlamaya çalışacağım. Dediğim gibi o altın madeni bizim için değerli. Heh, gördüğünüz gibi. Hemen bir tane daha. Bir tane daha. Onun süresi dolmadan şöyle. Hadi. Buraya bir tane daha. O da amacına ulaştı. Şunu bir yükselt. Şimdi bunu yükseltmem lazım benim. Ondan önce. Buradan onu da düşürmemiz lazım ki işe yarasın. Tekrardan yükselt. Şöyle havan mantığı. Çok güzel. Buna para yetmiyor. Buna
Buna yetmiyor. Rastgele atalım. Bununla bitecek. Böylece ikinci bölümü de bitirmiş olduk. Artık kalanı biz de kullanabileceğiz. Şunların hepsini bir açtığınızda kalkanı kullanmama durumunuz da oluyor. Kullanmadan da ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü kalkan ekstra bir nasıl diyeyim silahı işgal etmiş oluyor. Tamam. Kalkanla burayı koru diyor bize. Böyle. Önce onu indirmemiz lazım. Onun için de altından o bir süre daha dayanacak orada. Tamam. Bunu yükselt. Bu arada alan almayı unutmamamız lazım. Tamam. Şimdi kalkanın süresi bitti. Bunu yeniliyorum. O gitti. Bunu bir geliştir. Onu kırmaya uğraşmamıza gerek yok. Zeminini kırdığımızda istediğimizi alacağız zaten. O yüzden yerden bağımsız yani gökyüzündeki yerlere yerleşirken çok dikkatli olmanız lazım. Bunu bir yükselt, geliştir. Tamam. Son bir atışı kaldı onun. Bu arada benim de silahımı arttırmam lazım. Şuraya yerleşirsem onun kör noktası olacak. Şimdi yukarıya benim yerleşmem lazım ki. Yukarıdan daha iyi müdahale edebileyim. Bunu bir indir güzel. Şu arkadaşı korumaya alalım. Hem de altın var orada. Ben şunu istemiştim ama neyse. Bir yükselt. Aç. Güzel. Şimdi daha çok para kazanmaya başlayacağız. Bu dördüncü yerimiz bizim. Şunu yükselt. Süresi doldu. Tekrar kur. Güzel. Buraya yerleşelim. Yükselt. Şimdi para yerine girelim. Bir de tepeden. Şu arka tarafta var çünkü bir tane. Oo. Buralar yangın yeri. Bu bizimkinin özelliği, bizim şu gemimizin özelliği hızlı olması. Bunun bir de tamir özelliği olanlar falan var. Haydi haydi haydi. Son mu? Çünkü kalkanı yukarıya korudu. Kalkan gitti. O zaman buradan bitirelim. Tamam. Şimdi ne verecek bize?
Dediğim buydu. Geminin kendi tamir özelliği var. Tamam. Buradan devam. Şimdi buradan artık pilot seçebiliyoruz. Diğerlerine göre %15 daha hızlı doluyormuş. Bunda da güç veriyor. 10 saniyede 6 güç veriyormuş. Bunu deneyelim hemen. Ben aletleri seçemiyoruz çünkü zaten kısıtlı. Buradan hızlıca şu elmas, şu gördüğünüz elmas daha fazla para veriyor. Ama yeri biraz kritik. 45 ol. Tamam. Burada da alttan savunmak biraz daha kolay. Çünkü yukarı kalkan kurdu. Yukarı yaparsak zaten yerleşmiş olacak orada. Bizim elmasa yerleşmemiz lazım. En azından yıkılana kadar. Onu da bize 60 olur mu? Haydi 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 çabuk. Yüksel. Şöyle dedi. Hani orayı açmamız lazım. Ulaşılabilir hale getirmemiz lazım ki üstüne bina kuralım. Daha sonra bakın düşmanın da ben söyleyene kadar yaptı zaten. Düşmanın gemisi de belli bir hasar verebiliyor. Belli seviyede. Ver. Oraya da yerleşelim. Bize bir tane daha. Lazım. Bir de bunları korumak için kalkan lazım. Tamam. Yukarıda tamam. Güzel. Her ihtimale karşı buraya yerleşelim. Bir tane de buraya. Yükselt. Yine kıracak orayı. Ona kafayı taktım. Tamam. Ben de onun yerine hasar verdim. Tane daha çünkü diğeri kırılacak artık. Onu boş ver. Tamam, orayı da kırdık. Hemen şunun üstüne sen olur mu? Hmm, falan yok. Tamam, boş ver o zaman. Şunu yükselt. Şu kalkan işini yapmadan benim onu indirmem lazım. Tamam. O göstermek için sürekli aynı silaha saldırıyor. Normalde farklı yerlere saldırabiliyorsunuz. Da yükselt. Şuradan bir ulaşalım artık. Bunu da yenileyelim. Alabiliyoruz.
Böylece bu da bitti. Artık o kırıcı özelliği olan gemiyi kullanabiliyoruz. Şampiyona bir süre sonra rutine biniyor ama arkadaşlarla oynaması acayip keyifli. Hemen Riddler'ı deneyelim. Bunun özelliği, onu gösterene kadar devam ediyor. Tamam. O süresi dolduğunda yerde yürüyen bomba atıyor. Tamamen özelliği o. Şu an onunla uğraşamam. O yüzden yere de yerleşemiyorum. Şunu geliştir. Hayır. Adamın işini kolaylaştırmış oldum. Neyse. Elması açtım adama. Daha ne yapayım ben sana? Şu 60 olsun. Yükselt. Kalkandan yana sıkıntım yok. Altından gidiyor ama. Şey. Bir iki saldırı daha. Ben o arada şunu kırılmadı. Yükselt şunu. Para kalmadı. Artık da bir kurtulalım ondan. Çok büyük bela oldu. Hemen oraya yerleş. Garantiyi almak için bir tane daha. Şimdi elması alabiliriz. Şöyle bir denesek nereye düşüyor acaba? Yok, çok fazla geldi. Bunu kur. Aa! Günaydın kızım. Oo, orayı bayağı güçlendirmiş. O zaman şöyle yapacağız mecburen. Bu onu indirir. Tamam. Tekrardan kurmadan yanına alalım. Aa, arkasına düştü. Harika. Bunu niye yapamadım? Ha tamam, D ile tamam, ben space de deniyorum hala. Şimdi şu arkadaşı bir yükselt. Oraya gelmeden. Şöyle yapalım. Şunun altını çok fazla zarar vermeden kalkanlar kurulmadan bizim özelliğimiz geldi.
Yo, daha tam gelmemiş, pardon. Bu buradan gidecek, mecburen. Altı savunurken... üstü savunmasız bıraktı. Bunu bir alalım artık. Paraya dair bir şeye kalmadı. Böyle yapsak. Güzel. Süreyi geçirdik bu sefer. Çok da önemli değil. Böyle bir aşırtma atış. Şimdi ne geldi? Aynı bombayı biz de kullanabiliyoruz artık. Güzel. 7. bölüm burada kalalım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi arkadaşlarla daha keyifli olan bir oyun. Bakalım. Eşlik edecek bir arkadaş bulabilirsek onunla da oynarız şampiyona sonrası. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hepiniz hoşça kalın.